Selam yumurseverler. Şu anda Dominik'te Acun Ilıcalı'nın evinin önündeyim. Birazdan şu arkamda görmüş olduğunuz eve gireceğim. Yani gizlice giriyorum denmez ama böyle ortama karışacağım. Ve sanki normal böyle izinliymişim gibi orayı çekip çıkacağım. Öncelikle şu bahçeden falan başlamalıyım diye düşünüyorum. Çünkü şurada muhteşem bir garaj görüyorum. Burada Acun abinin motorları var ve hepsi birbirinden havalı gözüküyor şu anda. Motordan çok anlamıyorum ama şunlar böyle motorların limuzini gibi geçen motorlardan. Honda'nın bir modeli bu ve bayağı büyük, bayağı büyük. 1400'lük bir canavar bu ve tamamen konfor için yapılmış. Yani hem 1400'lük motoru var hem de konfor oranı da yüksek. Şurada bir ses sistemi falan olduğunu görüyorum. Yani sadece motor değil, evet burada hoparlörleri falan var. Şu an ters ışıktan dolayı gösteremiyor olabilirim. Heh, buradaki gözüküyor. Ve ibresine bakalım. 210 kilometre yapıyormuş bu alet. Yani şu cüsseyle 210 yapıyor. Sonra şurada bir Kawasaki var. Bu birazcık yerden yüksek. Cross motor değil ama. Bunda da binlik bir motor varmış fakat hız ibresini göremiyorum. Yani anlamıyorum daha doğrusu. Motordan o kadar anlamıyorum ben. Burada ekmek almaya gitmek için kullandıkları sanırım ufak bir arkadaşımız var. Ve şu sarı olan çok havalı gözüküyor ya. Bu ne böyle? Yine Honda'nın bir motosikleti fakat şuradakinden de iri sanki ya. Daha bir iri gözüküyor yani yana doğru daha bir geniş duruyor. Şu an muhtemelen motor hastalarının dibi düşüyor fakat ben motordan hiçbir şey anlamıyorum. Bu 240 yapıyormuş. Oha! Ya bu cüsseyle 240 nasıl yapılır bununla ya? Şurada BMW'nin bir motosikleti var. Bu da bu yerden yüksek olanlardan ama cross olmayanlardan. Anca o kadar anlayabiliyorum. Bunun da ibresine hiçbir şey anlamadım. Sadece vites mi acaba bu? 13 vites mi? Ne bu? Anlamıyorum. Neyse. Ve burada iki tane hız canavarı var. Şu sağdaki 1400'lük, soldaki ise 1000'lik. Yani bunlarla acaba ne yapıyorlar? Ne hızlara ulaşıyorlar? 280. Gerçekten 280 ibre var ya. Vallahi hepsi birbirinden havalı. Neyse ben bu garajı es geçip şuradan yavaştan evin girişine doğru gidiyorum. Girişin etrafı böyle hendek gibi. Sular, kayalar, mayalar var. Ve salona geldik. Salonda ilk dikkatimi çeken şey şu arkada görmüş olduğunuz resimler oldu. Acun abi kızlarının yaptığı resimlerin bazılarını buraya koymuş. Sonra hemen sola geçtiğimizde bir oturma grubu var. Burası keyiflik gibi duruyor. Yine burada bir konsol falan var galiba. Şurada bir PlayStation kolları görüyorum. Tavla var. Tavla görmeyi beklemiyordum. Bak Dominik'te gördüğüm ilk tavla. Bu tarafta bir PlayStation 3 var. Şurada arkada garip bir tablo görüyorum. Bunlar ne ki ya? Yumurta mı bunlar acaba? Yo, yumurta değil bunlar. Gerçekten malzemesini tam anlamadım. Seramik gibi duruyor ama bunların üstünde bir şey yazıyor mu? Anlamlı bir şey yazmıyor gibi. Oturma grubundan diğer tarafa döndüğümüzde burayı bayağı ferah bırakmışlar. Burada bir şey yok. Sadece şurada çocuk bisikleti görüyorum. Şurada bir tane masaj yatağı var. Şu tarafa geçtiğimde burada ne varmış? Burada bir toplantı odası gibi bir oda var. Şurada bir bilgisayar var. Burada sunum için anladığım kadarıyla kocaman bir televizyon var. Aynı zamanda yine burada konsollar falan var. Kesintisiz güç kaynakları falan var. Demek ki Dominik'te de elektrik problemi var. Anladım kadarıyla bu odayı multimedya ve sunum için kullanıyorlar. Şimdi buradan da çıkalım ve karşıda da bir mutfak var. Burası mutfak bölümü. Gayet sade. Beklediğime göre çok daha sade aslında. Öyle çok şey görmedim yani. Abartılı hiçbir şey yok. Gayet mütevazi duruyor. Burası herhalde evin görevlileri için ayrılmış bölüm. Bir çamaşır makinesi sesi falan duyuyorum. Evet, burada çamaşır makineleri falan çalışıyor. Buzdolabını açalım mı? Bakalım neler çıkacak. Garip Dominik markaları görüyoruz burada. Gerçekten şu markaların hepsine bakıp ne acaba bunlar diyorum. Hiçbiri bilmediğim şeyler ya. Şurada bir kahve makinesi var. Bu Santo Domingo buranın başkenti ve buranın kahvesi gerçekten çok güzel. Birkaç kere içme fırsatı buldum. Zaten direkt burada üretiliyor kahve. Mutfak bu kadar. Gayet sade, mütevazi bir mutfakmış açıkçası. Şimdi şu muhteşem bahçeye doğru çıkmak istiyorum ya. Bir orayı görmek istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Muhteşem gözüküyor. Kocaman bir balkon. Şurada gerçekten kocaman bir masa var. Burada yuvarlak bir masa var. Şurada dinlenme bölümleri var. Toplantı masası için sandalyeleri şu an buraya kaldırmışlar. Ve evin kendi göleti var. Hani baya baya şu görmüş olduğunuz kocaman gölet
Bu eve ait. Aa, gölette balıklar var. Umarım kameraya gözüküyorlardır. Kocaman kocaman bir sürü süs balığı var. Sazan mı onlar ya? Süs balığı mı sazan mı anlayamıyorum şu an. Hayır ya, çiklet bunlar ya. Gerçekten gölette çikletler var. Biz bunları Türkiye'de akvaryumculardan satın alıyoruz. Ve bir dünya. 3-5 tane değil. Şu taraflara doğru gidelim, geri dönelim. Gölden baktığınız zaman da ev böyle gözüküyormuş. Şurada, şu ne? Aa, kanosu var. Abi nasıl bir keyif bu ya. Düşünsene, kendi evinin göletinde kanoyla takılıyorsun. Güzel. Şimdi şu havuzlara bakalım. Havuz beklediğimden daha mütevazi açıkçası. Öyle çok büyük bir havuz yok. Şuraya şöyle bir merdiven bölümü yapmışlar ve şurada 4-5 kulaç atabileceğiniz kadar bir bölüm var. Fakat şurada bir jacuzzi de var. Jacuzzi biraz büyük. Küçük mütevazi bir havuzun yanına bayağı büyük bir jacuzzi yapmışlar. Şurada bir basketbol potası görüyorum. Ve burada değişik çizimler olan bir bölüm var. Bir bakalım şuraya girebiliyor muyum acaba? Ne var acaba burada? Maalesef bu kapı kapalı. Bu, aha, açık. Aa, tuvalet varmış. Ha, havuzdan çıkınca duş almak için bir duş ve bir tuvalet koymuşlar ya. Öyle özel bir şey yokmuş. Şu tarafa geçiyorum. Burada çocukların oynayacağı oyuncaklar falan var. Yine havuz için bir şeyler falan koymuşlar. Şurada yine çocuklar için salıncaklar, kaydıraklar falan var. Arka bahçe bile kocaman ya. Oha, nereye kadar gidiyor bu bahçe? Bayağı burada çift kale maç falan oynarsınız. Bakın şu arabanın olduğu yer benim vlog başladığım yer. Oradan buralar falan hep böyle bahçe şeklinde devam ediyor. Buradaki evlerin çoğunda giriş anahtarı falan yok bu arada. Hiçbirinde kilit görmüyorsunuz. Arka bahçeden böyle direkt girilebiliyor falan böyle. Hoş bir yer. Burada kocaman bir trablonim var. Şurada karşıda golf bayrağı görüyorum sanki. Göletin karşısında da golf bayrağı varmış. Bakın şimdi dikkatimi çekti. Bu arada buralar hep golf sahası. Yani burada bayağı bir ev var, yüzlerce ev var. Fakat hepsi kocaman bir golf sahasının içindeler. Devasa bir yer. Çok büyük bir yer ya. Anlamsız büyük bir yer. Bahçeyi bitirdik galiba derken şurada bir şey daha gördüm. Sürekli bir şey görüyorum. Evet, burada bir barbekü bölümü var. Buraya tezgah mezgah koymuşlar. Yani direkt burada hazırlayıp pişirip takılabilirsiniz modunda bir yer. Bayağı da kocamanmış abi. Şurası sanırım ocak. Kumru yapıyorlar yani. Kumru yaptıkları tezgahtan değil mi bu? Altından ısınıyor falan. Şunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bu da burada değişik bir şey pişirmek için herhalde. Ne ki bu? Ha, kuzu çevirme yapmak için. Oo. İlginç. Tamam, anladım. Buraya ateşi yakıyorsunuz, şuraya kuzuyu koyuyorsunuz ve kuzu çevirme yapıyorsunuz. Şimdi evin içine geri döneceğim ve evin göremediğim diğer odalarına bakmaya çalışacağım. Az önce şuradaki odalara bakmamıştım, şimdi onlara bakacağım. Burada bir misafir odası var. Yani iki tane iki kişilik yatağı var. Şurada gardıropları var ve burada banyosu var. Yani otel odasından çok da bir farkı yok. Normal küçük televizyonu, iki tane iki kişilik yatağı falan olan bir otel odası gibi. Buradan çıkalım. Hemen yanındaki odaya bakıyorum derken sanırım buraya bakamıyorum çünkü burası kilitli. Şimdi bir de evin üst katı var. Şuradan bir üst kata geçelim. Bakalım burada nelerle karşılaşacağız. Burada solda bir oda var. Sağda bir oda var. Şunun kapısı açık. Ben bundan başlayacağım. Burada sanki bir yaşam var şu anda. Burada birileri uyuyor anladığım kadarıyla. Ve yatak odasının manzarası. Hala Acun abinin yatak odasını denk gelemedik bu arada. Hala onu bulamadım. Şurada bir giyinme odası var. Ve burada, yani bazı evlerde küçük oda dediğimiz boyutlarda bir lavabo bölümü var. Tuvalet değil. Sadece lavabo. Lambası yanıyor mu? Yanıyormuş. Büyük. Yani şu lavabo büyük. Şurada yine standart bir duş ve tuvalet var. Karşı odaya bakacağım bir de. Oo, burası çok ışık alan, çok güzel bir yere benziyor. Yine misafir odası modunda. İki tane iki kişilik yatak var. Ve şuranın manzaraya bakar mısınız ya? Abi güne şöyle uyanıyorsunuz bakın. Şu an tam uyanmışım gibi kamera açısını ayarlıyorum. Güne şu manzarayla, yani görüş açınızda şu olarak uyanıyorsunuz. Çok güzel. Şu an ufak bir kıskanmadım dersem yalan olacak ya. Ufak bir kıskandım hani, ufak. Şu pencereden ne gözüküyor? Evin çatısı gözüküyor. Abi her yerde manzara süper. Odanın her yerinde manzara süper. Ve tavan acayip yüksek. Ve yine burada giyinme bölümü var, dolaplar, molaplar ve burada mütevazi bir tuvalet ve banyosu var. Evin içini bitirdik sanırım. Tek bir odaya giremedim ve sanırım o Acun abinin odasıydı. Girmek istiyordum aslında oraya ama kilitli ya. Kilitli bırakmışlar yani, ne yapayım. Zorlayamam. Evet, evi bitirdik. Videoyu şu muhteşem göl manzarasıyla kapatmak istiyorum ya. Abi çok güzel. Bakın şimdi tam şuraya oturacağım ve birisi beni kovana kadar şurada takılacağım.
Yani şuradan kalkmayı hiç düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.